bugün Minecraft yapımcıları oyuna yeni bir özellik ekledi. Akıllı zombilere karşı ne kadar dayanabilirsin? Eğlenceli bir şeye benziyor. Hey hey. İşte biz bugün bu eklentiyi test edeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Pekala. Görünüşe göre zombi sürülerinin yanında başladık. Duvar yıkıcı zombi. Yanlarında zombilerin özellikleri yazıyor. Anlaşılan yaptığımız duvarları bu zombiler yıkabilecek. Aa, bu şekilde bir sürü zombi sürüsü var. Üstelik hepsinde farklı farklı özellikler yazıyor. Bak işte bu kötü. Gece olduğunda bayağı bir sorulanacağız. O halde gece için hazırlık yapalım. Pekala. İlk önce klasik olan odun toplama ile başlayalım. Yaptık. Hey hey. Yalnız bunları yapmak bayağı vakit aldı. Hava kararmak üzere. Ana. İşte o yüzden ilk gece için topraktan bir ev yapmak zorundayız. Ups, ekranda birinci seviye zombi yazıyor. Anlaşılan gece oldu. Yiğit geliyorlar. Bence burada durursak içeri giremezler. Allah Venizel, zombiler üstten geliyor. Üstü kapat çabuk. Yiğit içeri girdi. Sen onunla ilgilen. Benim bir an önce üstü kapatmam lazım. Bir tane daha girdi. İki kişiler. Yardım et. Tamam. Kapattım sayılır. Canım çok az kaldı. Sana sarılmamaya çalış. Sonunda öldüler. Evet ama benim canım çok az kaldı. Ve üstelik evin etrafında bu zombilerden bir sürü var. Anlaşılan geceyi burada geçireceğiz. Bize şu anda ulaşamıyor zombiler. En iyisi boş durmayalım. Maden yapalım. Tamamdır. İlk geceyi maden yaparak geçirdik. Fakat bilmediğiniz vardı. Her geçen gün zombilerin yeni özellikleri oluyordu. Bu Felize'yi ülkünü anlattık. Evet. Şimdi ikinci gün için önlemler almalıyız. İlk olarak madende bulduğumuz kovalar ile evimizin etrafına lav çekelim. Bak bu çok iyi işte. Yalnız bunun için bayağı bir lav gerekiyor. O zaman madenden alalım. Bu biraz vakit alacak ama yapacak bir şey yok. Evet tamam. İlk güvenlik önlemimizi aldık. Şimdi madende kazdığımız taşlarla evimizin duvarlarını güçlendirelim. Bak ben de bunu diyecektim. Toprak ev hiç güvenli görünmüyor. Ve bu da tamam. Eskisinden daha güvenli hale geldik. Kesinlikle. Şimdi standart Minecraft eşyalarımızı evin içine koyalım. Ardından bu demirleri burada pişirelim. İlerleyen zamanda lazım olacak. Hey, çok iyi gidiyoruz. Şu anlık sadece standart şeyleri yaptık. Fakat gelişmemiz için gerekli olan malzememiz bitti. Biraz malzeme toplamalıyız. O zaman toplayalım. Sanırım geceye kadar malzeme toplamaya zaman harcayacağız. Bayağı bir malzeme topladık. Fakat gece oldu. Şimdi ise eve gidiyoruz. Aha, ekran ikinci seviye zombi geldi. Anlaşılan başlıyoruz. İnşallah bu sefer dün geceki gibi zorlanmayız. Umarım. Aa, sesi sende duyuyor musun? La bir şey yaradı. Zombiler ısınılıyor. He, bir dakika. Duvar. Duvarımızı yıkmaya çalışıyorlar. Bak bu kötü işte. İkinci seviye zombiler duvarı yıkabilecek güçte. Aman Yiğit, duvar yıkıldı. Vur onlara. Alttaki duvarı yıkmalarına izin verme. Vuruyorum zaten de. Oyun buraya duvar örmeme izin vermiyor. Öbür taraf. Tamam ilgileniyorum. Olamaz Yiğit. Üçüncü duvarı yıkıyorlar. Onu tutamayın. Aa, bu böyle olmayacak. Her yerden saldırıyorlar. Belizley, en iyisi madene kaçalım. Yalnız bunlar taşları yıkabiliyor. Madene de gelirler. O zaman madene tuzak yapacağız. Belizley, zamana ihtiyacım var. Oyalı onları. Oyalamaya çalışıyorum. Ama çok fazlalar. Üç yeri birden tutamam. Tamam. Sadece biraz daha kasmam gerekiyor. Çok az kaldı. Yiğit, duvarları yıktılar. İçeri giriyorlar. O zaman çabuk madene gel. Geldim. He? Madene ne yaptın böyle? Zombilere ufak bir tuzak yaptım. Bak bu şekilde düşerek ölüyorlar. Evet ama bazıları ölmüyor. Onları öldürecek şekilde yapalım bu tuzağı. Tamam, o zaman sen zombilerle ilgilen. Ben de derinliği biraz genişleteyim. Tamamdır. Bu arada envanterimde bir kova lav var. Bunu da buraya koyalım. Ve hallettim. Tamam ve artık zombiler lava düşecek. Hey, başardık. Bu yöntem işe yarıyor. Aynen öyle. O halde geceyi burada geçirelim. İkinci geceyi bu şekilde geçirdik. Fakat gece boyu hiçbir şey yapamadık. Bu da bizi üçüncü günde zorlayacaktı. Sonunda gelmeyi durdurdular. Galiba gününüz oldu. O zaman buradan çıkalım. He, evimiz bayağı hasar görmüş. Ama olsun, zaten bir işe yaramıyordu duvar. Evet. Şimdi bizim üçüncü geceye hazırlık yapmamız gerekiyor. Yalnız bu sefer daha güçlü önlemler almalıyız. Şu anda bu kaktüsleri alıyorum. Çünkü duvarı bunlarla yapacağım. O halde kaktüsü koyman için bu budu alman gerekiyor. Aynen öyle. Bana yardım et. Şunları toplayalım. Ve tamam.
Şimdi bunları lavın arkasına yerleştirelim ki bunları yıkmaları iyice zor olsun. Çok mantıklı. O halde bu şekilde devam edelim. Ve bitti. Gayet iyi oldu. Ama bu yetmez. Daha fazla güvenlik önlemine ihtiyacımız var. Evet de sen nereye gidiyorsun? Biz demin kaktüsler alıyorken bir köy görmüştük. Aa evet, hatırlıyorum. İşte o köylülerle item takız yapacağız. 5 tane ekmeğe lazer bloğu veriyor. O zaman biraz çiftçilik yapacağız gibi duruyor. 5 tane ekmek için. Buna mecburuz. Hadi köylülerin ekimlerini toplayalım. Şimdi köylülerle takasımızı yapalım. Allah bereket versin. Artık lazer bloklarımız da var. Senden de nedir bloğu ile ticaret yapalım. Ve senden de fırlatıcılar için ticaret yapalım. Senle de ateş topları için ve magma bloğu ticareti. Takas işlemi bayağı bir uzun sürdü. Olsun ama bayağı bir malzememiz oldu. Aynen öyle. Tabii buradan gitmeden önce hazır çakıl taşı bulmuşken şunları da kazalım. Her keçiden çakmak taşı düşürebiliriz. Ve düşürdük. İşte bu be. Bunu ne yapacağız? Bunu çakmak yapmak için kullanacağız. Bu köyden ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Şimdi eve gidebiliriz. Evet. Lazerleri hemen lavın önüne yerleştireceğim ki kaktüs duvara ulaşmaları daha zor olsun. İşte bu şekilde. Gayet iyi duruyor. Bana yardım et. Böyle tüm evin etrafına lazer döşemeliyiz. Tamamdır. Ve tamam. Lazer etabını bitirdik. Aşırı iyi geliştik. Daha dur. Şimdi lazerlerin önüne bu nether bloklarını koymalıyız. Nether bloğu mu? Bu ne işe yarayacak? Şöyle. Bunun üzerine ateş yakınca bu ateş sürekli yanıyor. Bu da zombilerin bize ulaşmasını engelleyecektir. Ve bu da bitti. Şimdi gelelim köylülerden aldığımız fırlatıcılara. Bunları buraya yerleştireceğim. Tabii keşke bundan biraz fazla alsaydık iyi olurdu. Bunların içine ateş topu koyalım ve mekanizmaları birbirine bağlamalıyız. Aa ben bunu hatırlıyorum. Sen bir ateş topu fırlatıcı yapıyorsun. Aynen öyle. Ateş topu fırlatıcı mekanizma. En sevdiğim güvenlik önlemi. Üçüncü günde bayağı bir güvenlik önlemi aldık. Fakat geçici halen daha 3-4 dakika var. O zaman evin etrafını çukur açalım. O çukurda da magma bloklarını koyarız. Aa bu çok mantıklı. Haydi çukurumuzu açalım. Şu anda çukurumuzu açtık. Tabii içlerine magma bloğu koyacağız. Bu sayede magma bloklarına basınca zombiler hasar almaya başlayacak. Aynen öyle. Ayrıca çukuru geçmek için vakit kaybedecekler. Evet. Yalnız şu anda ekranda 3. seviye zombi yazıyor. Alıcıdan başlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Gece oldu. Yukarı gel. Aha da geliyorlar. İlk olarak şu ateş toplarını aktifleştirelim. Aa bu işe yarıyor. Evet ama şimdilik işe yarıyor. Aa çukurlara bak. Zombiler içine düşüyor. İyi bari. Çukurlar etkili oldu. Yaşasın. He? Çukurlar. Belki de çukurları kapatıyorlar. Tamam. Ellerinde tat olan zombilere ok at. Onların çukurları kapatmasına izin verme. Tamam tamam çalışıyorum. Ama bu böyle olmayacak. Çok kalabalıklar. Harbiden çukurları kapattılar neredeyse. En iyisi biraz geri çekilelim. Oh olamaz. Git. Bazı zombilerin elinde TNT var. Ne? TNT mi? Evet. Yaptığımız lazerleri geçmek için TNT kullanacaklar. Bunlar nasıl zombi böyle? Güvenlik önlemlerini tek tek geçiyorlar. Git. Buraya bak. Zombiler tünel kazmış. Galiba evin altından girecekler. Ne? Şaka mı bu? Her yerden saldırıyorlar. Mevlisey evin altını da korumalıyız. Belki dışarısı da olacak. Dışarıdan da saldırıyorlar. Dışarıda biraz dolu güvenlik önlemlerimiz var. Ama içeride hiç yok. Aa git evin içi. Tünel açtılar. Vur şunlara. Vuruyorum. Ama bu şekilde olmayacak. Oh olamaz. Bir tünel daha açtılar. Git zombiler dışarıdan da geliyor. Lambaları suyla kapatıyorlar. Buradaki zombilerle ilgilenmekten bir şey yapamıyorum ki. Ay. Biz zombilerin bu özelliğini bilmediğimiz için üçüncü günde mağlup oldum. Ama olsun bu denemeydi. Sonuçta bu mod daha bugün geldi. Eğer olur da bir daha oynarsak şimdi ne yapacağımızı çok daha iyi biliyoruz.